Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Günaydın sevgili seyirciler. Bugün TV ekranlarına, paranın rotasına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi Doktor Yaşar Erdinç bizlerle olacak. Hocam günaydın. Günaydın Erdinç. Biraz pişti olur gibi olmuşuz, tam olmasa da. Biraz, evet. Bugün kırmızıları çekmişiz. Evet, seninki hafif. Hafif bordoya kaçıyor. Evet, hafif bordoya kaçıyor. Benimki sizinki tam. Daha güzel. Kırmızı. Daha güzel hocam. Tabii bugün şimdi konuşacağız. Bernanke'nin yapacağı açıklamalara geçeceğiz ama öncesinde ne olacak bu benzinin hali? Ne olacak Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın halinin sonrasında en çok konuşulan mesele ne olacak bu benzinin hali? Şu dolarda hep psikolojik sınırdan bahsedersiniz. Evet. Benzinde psikolojik sınıra gelindi. Bu 5 lira gerçekten Norveç'le hep çekişiyorduk. Geçtik herhalde. Evet, o konuda da dünya birincisi olduk galiba. Hep zamda zaten dünya birincisi. Pasaport en pahalı bizde, benzin en pahalı bizde. Bakalım ne olacak hocam? Şöyle olacak Erkan, yani bir şey olmayacak yani. Yine insanlar tüketmeye devam edecekler. 100 lira ödediğimizde benzine 61 lira 40 kuruşu devlete vergi olarak gidiyor. Şimdi biliyorsun petrolü fiyatı belli bir kurala göre belirleniyor. Ve bu otomatize edildi. Yani şu an yapılan zammın devletle alakası yok. Petrolün işleyen rafineri bunun fiyatını belirliyor. Neye göre belirliyor? Otomatik fiyatlama mekanizması var ve bu mekanizmaya göre dünya petrol fiyatları ve onun ithalatı durumu da doların değer kazanması. Tabii ki dolar son zamanlarda çok yükseldi. Aynı zamanda işin garibi uluslararası piyasalarda petrol de yükseldi. Çünkü Amerika'da petrol stoklarının azaldığını gördük. Petrol stoklarının azalması artı Mısır'daki olaylar, artı Suriye konusu petrol fiyatlarını yukarı doğru çekti. Tabii böyle bir durum olunca arkasından zam geldi. Böyle zamanlarda hani devlet vatandaşına daha şefkatli olabilmek için şunu yapabilir. Vergiyi almayacak. Hayır, vergiyi de otomatiğe bağlayabilir. Mesela 8 kuruş zam geldi ya, 8 kuruş düşürecek kadar bir vergi ayarlaması otomatik yapılabilir. Böylelikle ekonomideki enflasyon üzerindeki etkisi bertaraf edilebilir. Yani fiyat otomatik artıp iniyor. Vergi de otomatik değişirse o zaman fiyat değişmez. Yani bir yerde durdurursun. Şimdi ben bakıyorum zamanında petrol. İstersen buradan grafikle izleyicilerimize de gösterelim. Ve Amerikan petrolünün fiyat grafiğini göstereceğim şimdi. Bak bu grafikte. Evet, üst kadranı biraz alamıyoruz galiba. Şöyle bir indireceğim aşağıya doğru. Bu grafikte kriz öncesinde, 2008 krizi öncesinde petrol 147 dolara gelmiş. Yani 150 dolara gelmiş. Hı hı. 2008 krizinde, küresel krizde 30 dolara kadar düşmüş. Bu aşamadan sonra da, şunu lineer yapalım. Bu aşamadan sonra da dikkat edersen yavaş yavaş yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Ve biz hala krizden önceki seviyenin altındayız. Yani 109-110 dolar seviyelerindeyiz. Peki yarın 140 dolara gidecek olursa, hani Amerika'da büyüme başlasın, Amerika hızlı büyüsün, dünyaya harcama gelsin. Böylelikle işte dünya ekonomileri büyüyünce biz de ihracat yapabiliriz diyoruz ama o arkasından nasıl bir enflasyon getireceğini görüyor musun? Evet. Yani 140 dolar olursa, 130-140 dolar olursa petrol. Tamam, bir sene içerisinde beklemiyoruz ama 2-3 sene içerisinde ben bekliyorum. Ya o zaman biz benzini 7-8 liraya almak zorunda kalabiliriz. Yani filler tepişiyor, çimenler eziliyor her zaman olduğu gibi. Maalesef. Vatandaş Ahmet Efendi işte bu dolardaki, petroldeki bu oynamalardan dolayı, varil fiyatlarından dolayı hafta sonu gideceği pikniğe bile gitmiyor. Yani biz o tarafına bakıyoruz. Öyle olacak. Bu haftada 5 lira oldu. Ama tabii şu da var hocam. Bu İstanbul trafiği benzin 10 lira da olsa düzelmeyecek ya. Ben de bunu anlamıyorum. Yani herkes yine arabasıyla çıkıyor. Evet. Şimdi Temel'le demişler ki benzine zam geldi Temel. Ne yapıyorsun?
Ben Rize Lisesi'ni bitirdim. Rize'de 3 sene de kaldık. Karadeniz'de Karadeniz'in suyunu içmişim. Bir havasını çektim. Havasını bayağı çektim. Hatta bir ara gerçekten bütün 3 sene içerisinde şivem değişti. Biz de aynen Karadenizli gibi konuşuyordum ben bir Kayserili olarak. Şöyle söyleyeyim. Rize'de Erkan temel fıkraları biliyorsun. Yani orada pek anlatılmaz. Genellikle o da bir muallak hocam. Bu temel Trabzonlu mu Rizeli mi bir karar veremedik. Karadenizli yani. Karadenizli yani. Evet. Temel demişler işte benzine zam geldi. Beni etkilemiyor demiş. Nasıl etkilemiyor? Ben her zaman 20 liralık alıyorum demiş. Çok güzel. İşte mantıklı. Böyle bakmazsak cidden benzine başka türlü bakacak halimiz kalmadı. İstanbul'da diyorsun ya hiç etkilenmiyorlar. Herkes 20 liralık mı alıyor? Herkes 20 liralık alıyor. 20 liralık ne kadar götürebilirsin. Çok güzel. Benzine böylece geçmiş olduk hocam. Gelelim. Bu sorular program başlamadan gelmeye başladı. Evet. Biz bugün istersen biraz da sorulara odaklanalım. Hüseyin Bey. Bu BİSTOBO var. Bu BİSTOBO sorusunu bir sonraya bırakalım. Hüseyin Bey sorusuna geçelim. Milletin adına BİST açılımını açılmadan yorumlarsanız. Yani borsa açılmadan önce şu borsada ne olacağını bir anlat Yaşar Hocam diyor. Yani tercümesi bu. Evet yani şu borsa açılmadan bir borsada ne olacağını bize bir anlat. Ama onu anlatmadan önce tabii şeyi anlatmam lazım. Yani bugün biliyorsunuz daha doğrusu piyasaları izleyen herkesin bildiği bir şey var. Amerika Merkez Bankası Başkanı Bernanke konuşma yapacak Temsilciler Meclisi'nde. Bu en son açıklamada hocam ortalık birbirine girmişti. Ekonomi allak bullak olmuştu biz dahil. Evet. İnşallah yine öyle olmaz. Vallahi şöyle aslında bu nedenle ben her zaman şeyimdir bu tip konularda. Daha önce bir açıklama yapmıştı. Ekonomilerde çok büyük türbülans yaşanmıştı. Herkes şimdi o korkuyu yaşıyor. Dolayısıyla herkes temkinli davranıyor. Aslında korkulan olmaz böyle bir durumda. Zaten ne dediği belliydi o zaman. Hı hı. Şu anda da ne diyeceği aşağı yukarı belli. Fakat hani saat 5'te başlayacak konuşma. Yani Türkiye saatiyle 5'te başlayacak. Amerika saatiyle saat sabah 10'da başlamış oluyor. 7 saat eklenince 17. Bizde de 5'te başlıyor. O sırada canlı verilecek. Bu canlı yayın sırasında ilk zannedersem bir 15-20 dakikası kendi konuşması olacak. Ve arkasından soru cevaba geçilecek. İşte o soru cevap bölümünde oluyor ne olduysa. Yani geçen toplantıda da aynı şekilde oldu. Soru cevap bölümünde bir cümle söyledi ve bunun üzerine bütün piyasalar allak bullak oldu. Ben bu sefer hani piyasa artık şeyi bekliyor. Parayı bastılar. 3,5 trilyon dolar bastılar. Ve bu gelişmekte olan ülkelere aktı bu para. Evet. Ve şimdi de bu parayı basma işini durduracağız. Yavaş yavaş artık tahvil alım para programını durduracağız diyor. Borsanın buna tepkisi nasıl olacak? İsterseniz hemen şey yapayım ben. Grafik üzerinde göstereyim. Yani olur. Hüseyin Bey'i de kırmayalım. Ve alabilirsek grafiği arkadaşlar. Şu an elimden geldiğince ekrana doğru ayarlamaya çalışacağım. Ama tam olarak. Evet. Bu haftalık grafiğimiz. Haftalık grafikte özellikle bir şeye vurgu yapmak istiyorum. 93.000 seviyesinden endeks düştü. Bu bölgede boşluk bıraktı. Bırakmış olduğu boşluğu mutlaka dolduracaktır. Yani endeks mutlaka 82.000 ile 85.000 aralığına gelecektir. Bu bir ay sonra da olabilir. Bir sene sonra da olabilir. Bilemeyiz. Ama dikkatimizi çeken en önemli nokta endekste. Haftalık grafikler bunlar. Özellikle şu bölge. Yani bu bölgede bizim tam böyle çekiç dediğimiz bir görüntü oluşmuş durumda. Böyle şeye de bakarken hani çekiç nedir? Yok efendim mezar taşı nedir? Teknik analiz terimleri. Bizim çok hoşumuza giden bir görüntü şu. Yani geçen hafta endeksin 70.409'u görmesi ve bu arada da 3 milyar lot işlem olması. 3 milyar lot işlem oldu geçen hafta içerisinde. Dolayısıyla şurada bir destek yaptı. Artık şunu söyleyebiliriz. Çok yüksek bir olasılıkla söyleyebiliriz. Şu çizginin olduğu yer iki defa test edildi bura ve aşağı geçmedi. Yani 70.000 seviyesi iki defa test edildi ve aşağı geçmedi. Bu iki çizginin olduğu yer
70 bin seviyesi çok çok önemli bir destek. Ve şu an borsa yaklaşık 4 haftadır kıramadı. 77 bin, 76 bine geliyor ama 77 bini geçemiyor. Bu seviyeyi kırmaya zorlayabilir. Şimdi şu hareket, yani bu haftalık bazdaki bu harekete baktığımızda bu hafta içerisinde bir yükseliş olmuş gözüküyor. Ve pazartesi, salı günü yapılan toplam işlem hacmi 1.3 milyar lot olmuş. Hiç fena değil. Bu arada haftalık bazda güzel bir görüntü daha oluşmuş durumda. Yani endeksin bundan sonraki 3-5 hafta içerisinde yukarı yönlü hareket yapabileceğine ilişkin şu bizim talep konsantrasyon eğrisi dediğimiz, yani talep ne kadar düşmüş dikkat edersen ve şu çizgide talebin dibe geldiği yerlerdir. Bak daha önce de mesela talebin şu mavi çizgi etrafı talebin dibe geldiği ve genel olarak da yükselişin başlayacağı yerlerdir. Haftalık bazda konuşuyorum. Mesela burada da şu mavi çizginin altını test ettikten sonra bayağı ciddi bir 50 binden 60 bine kadar 10 bin puanlık bir yükseliş görüyoruz. Benzer şekilde burada başlıyor hareket. Ve tahmin ediyorum bu bölgede endeks büyük bir ihtimalle yeniden bir yukarı hareket yapacak. Ama Bernanke'nin konuşmaları tabii ki etkileyecek. Fakat 70 bin ile 73 bin aralığı artık yatırımcıya borsada alım yap diyebileceğimiz bir aralık. Evet. Yani borsa açısından yatırımcıya bu seviyeler arasında alım yap diyebileceğimiz bir aralık. Her zaman ters gelişmeler olabilir. Her zaman çok kötü gelişmeler olabilir. O yüzden de şunu özellikle vurgulamak istiyorum. 70 bin seviyesinin altına düşerse orası stop olmalı. Hatta şöyle söyleyeyim. 71 bin seviyesinin altına düşerse zararına satış yapacağım diyen birisi önümüzdeki 1-2 ay vade için alım düşünebilir. Şimdi gelelim günlük grafiğe. Günlük grafiğe baktığımızda günlük grafikte çok istikrarlı bir hareket görüyoruz. Yani bizim çok istediğimiz bir hareket, o da şu: yavaş yavaş işlem miktarı artarken, yavaş yavaş işlem miktarı artarken bir borsa daha dibe gitmiyor. Yani işlem miktarı artarken daha fazla düşüş gelmiyor. Bu satış baskısının ciddi anlamda bittiğinin en önemli göstergesi. Satış baskısı bittikten sonra ani bir yukarı hareket yaptık ve tam da 77 bin seviyesindeki dirence yaklaştık. Ve o direnç seviyesinde bekliyoruz. Dünden önce, bir gün önce yukarı yönlü bir hareket vardı. Yani şu hareket yukarı yönlü bir hareketti. Şu yükseliş. İki gün arka arkaya yükseliş oldu. Cuma günü ve pazartesi günü. Dün salıydı ve şöyle bir hafif geri çekilme yaptı. Bu yükselişe baktığımızda endeks bugün itibariyle 73 binin altında kapanış yapmadığı sürece ve tercihen de 74 bin 75 bin aralığına gelirse çok iyi, uygun bir alım yeri olduğunu düşünüyorum teknik olarak. Yani teknik analize bakarsak 74 ile 75 bin aralığı uygun bir alım yeri ve özellikle de çok başarılı işte perakende ticaret sektöründe şirketler var, otomotiv sektöründe başarılı şirketler var. Yani o sektörler uygun. Holdingler, bankalar da bu işe katılacaktır. Ben özellikle şu hareketi, yani şurada 4 günün 5 günlük yükselişin ardından daha sonra düşüş gelmişti. Ne bileyim, şuradaki yükselişin ardından bekleme yapmış sonra düşüş gelmişti. Fakat artık talep konsantrasyon eğrisi, yani şu talep eğrisi artık bayağı bir yukarı yönlü trend çiziyor. Yani aşağıdan sürekli her dibini daha yukarıda yapıyor ve bu da talebin güçlendiğini de gösteriyor. Bu açıdan bakıldığında bu seviyelerde 73 bine kadar bir gerileme olabilir. Onun altını çok fazla beklemiyorum. 73 bin ile 75 bin aralığında endekste alım düşünülebilir. Ve tahmin ediyorum endeks önümüzdeki birkaç hafta içerisinde, bu 3-5 hafta içerisinde 80 bine doğru bir zorlama yapabilir. Evet. Şimdi Tobo diyordu ya, hani bir izleyicimiz Tobo formasyonu sormuştu. Ters omuz baş omuz formasyonu dediği. Ters omuz boş omuz formasyonu dediği de şu: özellikle burada şöyle bir hareket çıkıyor ortaya. Bu ters omuz baş omuz formasyonu dediğim, bu omuz, bu baş ve ters omuz. Buradan da şöyle bir çizgi çizdiğinizde, eğer bu çizgiyi yukarı kırarsa şu boyut kadar, yani 70 bin ile
77 bin aralığı kadar, yani şu aralık kadar 7 bin puanlık bir hareket. Bu da 82 bine denk geliyor. Yani şu seviyeye denk geliyor. 82 bin seviyesine kadar bir yükseliş söz konusu olabilir teknik olarak. Ben piyasa genellikle tedirgin Bernanke'den ama ben o kadar tedirgin değilim. Yani piyasanın yanında söylemler olacağını düşünüyorum. Evet. Yani piyasaya daha fazla kötü haber gelmeyecek. Yeteri kötü haber geldi, daha da fazla kötü haber vermeyecekse Bernanke o zaman daha fazla kötüleşmez diye düşünüyorum. Sizin bu iyimserliğinizi hocam ağzınızdan bal damlıyor, seni iktidar yapalım diyen demiş Mehmet Gül Bey. Hayır şöyle, ben zamanında da ben şunu söyledim, yani borsadan uzak durulmalı, hele ki o 89 bin 90 bin sırasında aman bulaşmayın çok fazla, ne bileyim 70 bine geldiğinde tabii zaman zaman da alım öneriyorsunuz ama stop oluyor. Ben şöyle düşünüyorum, yani piyasa şu an özümsedi. Bir de şeye bakalım Erkan, asıl yabancı takası ne durumda? Bir de yabancı takasını göstereyim ben grafiğe. Yabancı takasında sert düşüşler vardı. Yani yabancılar malı satıyorlardı. Ve bizim grafikte de bu çok net bir şekilde şimdi görülecek. Yabancılar toplam hisselerin %66,5'una sahipti. Evet. %66,5'una yabancılar sahipti. Ve bu oran, yani toplam Türkiye'deki hisselerin oranı şeye kadar düştü. 63'e. Grafiği verebilir miyiz arkadaşlar? 63-40 seviyesine kadar düştü. 63-30 seviyesine kadar. Yani 3 puan civarında yabancı takasında şey vardı. Bak şurada burası 66,5 seviyesi. Ve yabancılar satıyor. En son burada bir daha satıyorlar. Ve en düşük 63-36'yı görüyor. Ve 64 seviyesine doğru tekrar yükselmeye başlamış. Bu yükseliş son 2 günde oldu. Yani son 2 günde yabancılardan alım var. Yabancı takasına. Şimdi yabancılar almaya başlaması, bir de çok ilginç bir şey söyleyeyim. Grafiği alabiliriz arkadaşlar. Çok istersen o yazıyı da bulabilirim ama yabancı takası bu şekilde dibe vuruyor. Geçen hafta ne oldu biliyor musun? Geçen hafta 4 tane yabancı kurumdan, dev yabancı kurumdan Türkiye'yi sat önerisi geldi. Yani Türkiye'yi underweight ediyoruz. Türkiye'yi işte olumsuz görüyoruz vesaire şeklinde raporlar geldi. Goldman Sachs'tan geldi. JP Morgan'dan geldi. Bank of America Merrill Lynch'ten geldi. Yani bunlara baktığın zaman Türkiye olumsuz, işte azalt vesaire diyorlar. O raporları görünce çok hoşuma gitti. Dedim ki size güzel bir haberim var. Yazı yazıyorum web sitemde, o gün yorum yazıyorum. Çok iyi haberlerim var. Yabancılar Türkiye'yi sat vermeye başladı. Bu iyi bir haber çünkü bunlar sat vermeye başladıktan sonra bir aşağı hareket daha olur genellikle. Hani o haberi görenler eyvah bunlar da sat veriyor diye satanlar olur. O yüzden bir aşağı hareket olur. Fakat artık en kötü, hani bir kötü olaylar gelişir. Hani bir son darbe vardır ya, en kötüsü de odur yani. En kötüsü de görüldükten sonra daha kötü ne olsun ki? Ondan sonra genellikle de yükselmeye başlar. Evet, dipten sonra fırlama olur diyorsun. Evet ve aynı şey oldu. Geçen hafta özellikle yatırımcıları o konuda uyardım. Hani güzel haberler gelmeye başladı. Sat raporları gelmeye başladı. Aynı altında da öyle oldu Erkan. Yani 1200 dolara kadar altın geliyor böyle 1250 dolara kadar. Bir baktım 4 tane kurum, dünyanın en önemli kurumları altında hedef fiyatı düşürüyoruz. Altın düşecek. Tamam dedim, o zaman altın dibe geliyor. O gün de hatta o hafta içerisinde Figen Özavcı vardı. Meksa Yatırım'ın genel müdür yardımcısı. Burada yayın yaptık beraber. 1200'ün altında, evet altın alınmalı 1200 doların altında dediğimiz sırada sebebi de buydu. Çünkü sat raporları geldi. Yani tersini yapacaksın. Yani adam sat diyorsa alacaksın. Anladım. Bu arada siz altın işine girmişken Birgül Neşe Dağdelen hanımefendinin sorusu da bir anda cevaplanmış oldu herhalde. Hocam sizi nereden sürekli takip edebilirim diyor. Bir de altın için öneriniz nedir diyor. O altın için herhalde bu sat önerisini bekleyecekler. Şimdi altının da grafiğini verelim ve gösterelim. Dün grafiklerimiz çok kötüydü. Bugün zaten web sitesine yazı da yazamadım. Bu sizin web sitenizden takip edebilirler. Evet, bilgeyatırımcı.com'dan takip edebilirler. Ama sürekli tahminlerimizi almak istiyorlarsa, yani altında al, sat, yani yatırım danışmanlığı istiyorlarsa paramı ne yapayım.com oradan takip edebilirler.
Şimdi altına dikkat edersen 1300 dolar seviyesine gelmiş durumda. Yani 1300 dolar seviyesi ne kadar yaklaşmış durumda. Şu an itibariyle altın yaklaşık olarak evet 1000 tam fiyatı vereceğim. Evet 1286 dolar. 1290 dolar civarında. Yükseldi. Bernanke'yi bekliyor. Bernanke eğer parayı daha da çabuk çekeceğim falan derse altın hızla düşer. Yani daha erken tahvil alım programını sonlandıracağız. Yeni tahvil almayacağız. Yıl başında bitireceğiz gibi. Daha önce gelecek 2013-2014'ün ortalarında bitireceğiz diyordu. 2014'ün ortaları yerine eğer ne bileyim 2014'ün başında vesaire diyecek olursa ki bence bugün şöyle bir mesaj verecek. Ya biz 2014'ün ortaları dedik ama hani işsizlik oranı %7'ye gelirse o zaman diyor tahvil alım programını sonlandırmış olacağız. İşsizlik oranı %7.6. Ben 2014'ün ortalarına kadar 7'ye düşebileceklerini zannetmiyorum zaten. Yani piyasaya bir iyimserlik gelebilir bu arada. Hani şu an Bernanke konuşacak. Belki gene çok kötü şeyler söyleyecek. Belki ben çok ciddi yanılacağım bilmiyorum ama piyasalar bana bunu söylemiyor. Yani piyasa hareketleri daha tersini söylüyor. Olumlu bekliyorum. Altında da özellikle 1260 dolarda bir güçlü destek oluştu. 1170 doların altını artık ben beklemiyorum. Hani onun altını pek daha fazla gelmez. Zaten düşeceği kadar düştü altın. Yani 1900 dolarlardan 1900 dolarlardan 1100 dolarlara düştü. 800 dolar düştü. Daha ne kadar düştü? 1250-1300 dolar seviyesinde. Yalnız şunu belirteyim. Altına bir geri çekilme göreceğiz. 1250'lere kadar bir geri çekilme göreceğiz diye tahmin ediyorum. Bu da 76 lira olabilir. Yani TL'ye vurduğumuz zaman TL fiyatına da bakalım. Evet. TL fiyatına baktığımızda evet altın 80 lira civarındaydı. Ne bileyim şöyle bir 77 lira 50 kuruş civarına gelirse oralardan altın tekrar alınabilir. Yani 77, 50 vesaire. Ama TL, dolar TL kuru çok hızlı düşerse o zaman altında da bir miktar gerileme olur. Yani altın dolar bazında yükselirse ama TL bazında dolar TL düşerse altın yükselememiş oluyor. Her ikisi birden ne zaman yükselir diye sormuş bir izleyicimiz. Hem dolar yükselir hem de şu son dönemde oldu zaten. Altının yükselişi 75 liradan 80 liraya geldi altın. 76 liradan. Şu an piyasaya baktığımda piyasada evet genel olarak hava çok olumsuz değil. Ve dolarda da yaklaşık 1.92-1.52'yi görüyoruz. Yavaş yavaş 1.90'a geliyor. Ve dolar grafiğini de bir verelim. Dolar grafiğinde de evet bu çözünürlük neden böyle oldu onu çok iyi anlayamıyorum ama tam ekran sığdırıyorduk daha önce. Şimdi ayarlama yapmamız gerekiyor. 1.97'den 1.92'ye kadar geldi. Şunu belirteyim. Eğer 1.91-1.50'nin altına düşüş olursa, yani dolar 1.91-1.50, 1.915 diyelim, daha vatandaşın anlayacağı, 915'in altına düştüğü an çok sert geriler. Yani 1.880'e kadar geriler. Evet. Yani 1.915'in altına indiği anda dolarda sert gerilemeler olabilir. Şu an dolarda hala 1.950 civarına doğru yükseliş de gerçekleşebilir. Şu aralıkta hareket ediyor. Bu aralıkta kaldığı sürece, yani şu dolar şu aralıkta kaldığı sürece burada dalgalanmaya devam edecektir. Ama 1.915'in altına geldi. 914 oldu. 913 oldu. O zaman 880'e kadar inebilir. Dolar yatırımcısı bunu bir yere not etmeli bence. Zaten talep de azalıyor bak dikkat edersen dolara. Yani grafiğin alt kısmında talep şu an azalıyor. Lirada kalmak zarar mı hocam? Yani parasını yani lirada hiçbir şey... Şu an dolar aşağı gidecekse lirada kalmak lazım. Faizler de yükselmiş. Evet. Yani faizlerin getirisi de iyi oldu. Yani faizler de şu an piyasada yükseldi. Ama ben hep şunu söylüyorum. Geçen programda da kapatırken söyledim. Mevduatı hala %6,5 alıyorlarsa gitsinler tahvil bono alsınlar. Tahvil bono fonu alsınlar. Bankaların tahvil bono fonunuz hangisi diye sorsunlar ve o fondan alsınlar. Çünkü 6,5'tan çok daha yüksek bir getiri sağlayacaktır tahvil ve bono fonları. Artı tahvil ve bono fonu aldığınızda hiç olmazsa şey de olacaktır. Yani böyle stopaj kesintisi falan filan da olmayacaktır. Dolayısıyla fon değer kazandıkça
ne bileyim bir ayda siz %6,5 yıllık getiri sağlıyorsanız 0,50 civarında bir şey sağlıyorsunuz. Yani 0,50 %1 bile değil. Yani 10 bin liranızı 50 lira falan bir faiz kazanıyorsunuz şey yaptığınızda. Bir ay beklediğinizde. Ama tahvil bono fonunda ben en az 250-300 lira kazanılacağını düşünüyorum önümüzdeki 2 aylık süre zarfında. Ha. Dolayısıyla hani mevduatın vadesi dolanlar varsa tahvil bono fonuna geçsinler bence. Yani çünkü orada faizler %8-80-8-90'dan tahmin ediyorum şey düşecektir. Şimdi bir de şeyden bahsedelim Erkan. Yani bu Bernanke ne söyleyebilir? Bernanke'nin geçen sefer söylediğini çok net 3 madde halinde söyleyeceğim. 1. Tahvil alım programının tamamıyla bitmiş olması %7 işsizliğe ulaşmaya bağlı. Yani %7'ye ulaşırlarsa işsizliğe o zaman tahvil alım programı artık bitecek. Yeni para sürmeyecek piyasaya. Adamların bastığı para kendilerine değil bize yaradı. Gelişmekte olan ülkeler. Çünkü o para hep bize geldi. Şimdi de bizden kaçtığı için biz bu sıkıntıları yaşıyoruz. İkincisi, Bernanke dedi ki 2014 yılının ortalarına doğru ve sonuna doğru tümüyle bitmiş olacak. Şimdi ne zaman azaltılmaya başlanacak? Her ay 85 milyar dolarlık alım yapıyor. Tahvil alımı. Bu şu demektir. Sen bir kağıt getiriyorsun, al sana 85 milyar dolar diyorum. Piyasaya 85 milyar dolar daha sürüyorum. Şeyi düşünürsen biz 2001 krizinde IMF'den aldığımız toplam yardımın ve 10 yılda ödediğimiz, 12 yılda ödediğimiz toplam yardımın sadece 26 milyar dolar olduğunu düşünürsen Fed'in aldığı her ay 85 milyar doların ne anlama geldiğini hayal et. Yani dolayısıyla 85 milyar doları azaltmaya başlayacak. Şimdi piyasa şunu bekliyor. Eylül ayından itibaren belki bu 65 milyar dolara düşecek. Ama gene almaya devam edecek. Yani gene para vermeye devam edecek. Ocak başına geldiğinde belki 40'a düşecek. Sonra 25'e, 20'ye düşecek ama almaya devam edecek yine. Ağustos ortalarına, 2014'ün ortalarına gelindiğinde de artık sıfırlanacak. Sonra ne olacak? Sonra yavaş yavaş basmış olduğu 3,5 trilyon doları yavaş yavaş geri çekmeye başlayacak. Bu sefer dünyada faizler yükselmeye başlayacak. İşte daha önce dünyada böyle bir şey olmadığı için biz hepimiz şu an dünyada muazzam bir dönemden geçiyoruz. Yani tarih, ekonomi tarihi olarak inanılmaz bir dönemden geçiyoruz. 1929 Amerikan ekonomik buhranı neyse, 2008 mortgage krizi, Amerika'daki küresel kriz, başlayan küresel kriz o kadar tarihi bir öneme sahip. Farkında değiliz bunun. Dolayısıyla böyle bir para dünyada basılmadı daha önce. Ekonomi tarihinde yok böyle bir para basılması. Hem Avrupa'nın, hem Amerika'nın, hem Japonya'nın bu kadar deli gibi para bastığı ve sonrasında ne olacağını tahmin edebileceğimiz bir şey yok. Ama beklediğimiz şey şu, evet ekonomiler canlanmaya başladığı anda hızlı bir enflasyon gelecek. İşte o zaman altına olanlar sevinecek. Ama bu hızlı enflasyon ne zaman gelecek? Bir sene sonra mı gelecek? 1,5 sene sonra mı gelecek? Bilemiyoruz. 1970'te basılan paralar ne zaman enflasyon yarattı biliyor musun? 80 ile 82 arasında Amerika'da enflasyonu %15'e çıkarttı. %13-15'e çıktı Amerika'da enflasyon. Faizler neydi Amerika'da? %16'ydı. Düşünebiliyor musun? 70'te basılan paralar daha sonra işte petrol vesaireyi tetikledi. O paralar petrole kaymaya başladı. Petrolde muazzam bir yükseliş oldu. O ardından büyük bir enflasyon getirdi dünyaya. Ve adamlar enflasyonu durdurabilmek için Amerikalılar ekonomiyi bilerek resesyona soktular. Dolayısıyla 1980-82 baz alırsak 10-12 yıl ekleyecek olursak yani 2008'de oldu kriz. 10 sene eklediğinde hani onun enflasyon yaratması o zaman öyle bir vücutta enflasyon yaratmıştı. Yani 70 yılında Bretton Woods çökmüştü. Amerika doları devalüe etmişti altına karşı. Serbest dalgalanmaya geçmişti. Bastığı para da %100'dü. Sadece para tabanını %100 arttırmıştı. Evet. Şimdi %300 arttırdı. Dolayısıyla önümüzdeki yani 2015-2016'dan itibaren hissetmeye başlayabiliriz. Altın çok uzun vadede yine güvenli liman olacak bence. Yani o anlamda altını olanlar ama şuna karşıyım. Hocam benim 10 bin liram var ne yapayım? Altın alayım mı dediğinizde al deseniz 10 bin liranın hepsini alıyor. Öyle bir şey olmasın. Yani portföyün toplam elinizdeki paranın %15-20'si altında durabilir. Dursun. Eğer ihtiyacınız olmayacaksa o önemli. Evet. Şimdi
bitecek. Süremiz bitmeden hocam bir şu soru. Biz genelde hani ekonomik terimleri kendi terimlerimizle değerlendirmeyi seviyoruz. Vatandaş böyle anlıyor. Levent Göktem diyor ki 2002'de Üsküdar Kadıköy'de olmuşlarına binerken 43,5 lira veriyorduk. 43,5 veriyorduk. Şimdi 2,25 veriyoruz. Kimin maaşı bu kadar artmış? Fakirleştik mi diyor. 43,5 kuruş veriyorduk. Pardon, 43,5 kuruş, doğru. Şimdi 225 kuruş oluyor. Yani işte 2,25 lira yeni parayla. Evet. 2 lira 25 kuruş daha doğrusu. Evet, 2 lira 25 kuruş. Hepsini kuruş bazında karşılaştırırsak 43,5'dan 225'e 5 kat artmış. 5 kat maaş 2002'den bu yana artan kimin var mı? Kimin maaşı bu kadar artmış yoksa fakirleştik mi diyor. Evet. Aslında en güzel ekonomik değerlendirmelerden biri herhalde bu. Evet, vatandaş daha en doğrusunu yapıyor. Ben şöyle söyleyeyim. Özellikle şeyin sorusu var. Muhammed Çen Bearish Divergence Bearish Hidden Divergence diye sormuş. Uyumsuzluğu var. Bugün biraz geri çekilme bekler misiniz demiş. Evet, bir miktar geri çekilme bekliyorum. Ama 73.500'ün altına pek ineceğini düşünmüyorum borsanın. Orada tekrar alımların gelebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla dünkü geri çekilmenin ardından bugün piyasa çok korkmaya başladı. Piyasa korkuyorsa sizin korkmanıza gerek yok diye düşünüyorum ama stopunuz her zaman olsun. Yani aldığınızda zararı ne kadar katlanacaksınız onu bilmeniz lazım. Yunus Emre Sevimay ne demiş? Fed eninde sonunda tahvil alımını durdurup parasal sıkılaştırmaya gidecek. Bu durumda BIST ve doların durumu ne olur? Zaten bu beklentiyi piyasa zaten şu an satın alıyor. Yani onu bekleyip de o olsun da ondan sonra düşeyim demez. Yani o yüzden zaten borsa düşüyor. Onun arkasından başka hikayeler gelecek. Yeni ortama göre, yeni tahvil alım programına göre. Ki bugün Bernanke ne derse ne olur'a kısaca değineyim. Yani kısaca bugün ne söylerse ne olur. Mesela Bernanke derse ki ya %7 işsizlik söylemiştik daha önce. Hani bu çok da öyle çabucak düşecek bir şey gibi gözükmüyor. Yani illa hemen zannetmeyin. Veya Eylül'de başlayacağını düşünüyor piyasalar şeyin. Bu tabii ocağı bulabilir gibi bir laf ederse piyasalar uçar gider. Yani tahvil alım programının daraltılmaya başlaması Eylül değil de ne bileyim Aralık sonu, Ocak, yeni yılda yavaş yavaş indirmeye başlayacağız gibi bir laf ederse o zaman piyasalar uçar gider. Yani o zaman Eylül'de başlamıyor. Aralığa kadar para basmaya devam edecek her ay 85 milyar dolar hurra gir der. Ya da eğer Eylül derse yani Eylül gibi bir miktar azaltabiliriz gibi bir laf ederse yani zamanlamayı söylerse o zaman da zaten Eylül'de başlayacağını tahmin ediyordu piyasalar. O an bir kötü olumsuzluk olur ama çok fazla olumsuzluk olmaz. Ama derse ki ya ben şimdi konuştum, çıkıyorum, temsilciler meclisinden çıktıktan sonra arkadaşlara söyleyeceğim, düğmeye basıyorum, tahvil alım programını azaltın derse ki bu da imkansız bir şey. O zaman da o çok kötü olur. Fakat son durumda bütün piyasalar türbülansa girdiği için, insanlarda endişe oluştuğu için tahmin ediyorum daha dikkatli konuşacaktır. Ve çok kötü olacağını zannetmiyorum. Burada yanılabilirim yalnız. Yani bana o kadar güvenmesinler o konuda. Yani sonuçta bir adamın ne diyeceğini çok da kestirmek mümkün tabii değil. Tabii yani ne diyeceğini aşağı yukarı kestirebiliyorum. Yani aslında geçen konuşmasını bana verseler, deselerdi ki Yaşar Bernanke bunları söyleyecek. Tamam bir gün önce verseler. Aynen bu kelimeleri harfi harfine söyleyecek. Piyasalar ne olur? Hiçbir şey olmaz derdim. Yani düşünebiliyor musun? Bak hiçbir şey olmaz derdim. Bu konuşma üzerine piyasalarda büyük bir türbülans olmaz. Ama inanılmaz bir türbülans yaşadık. Yani o da nasıl oluyor biliyor musun o da? Ben senden görüyorum sürü hareketi. O satıyor. Ya o bayağı paralı zengin bir adam. O satıyorsa bir şey biliyordur. O da satıyor. Bu sefer elektronik trading sistemleri var. Destekler aşağı kırınca trading sistemleri otomatik sata geçiyor. Evet. Her yerde otomatik satışlar başlıyor. Stoplar başlıyor. Margin call'lar dediğimiz hemen teminatını tamamla. Teminatın yetmiyor çağrıları yapılmaya başlanıyor. Ve bunun üzerine de bir bakıyorsun ki piyasalar allak bullak olmuş. Yani böyle bir kum tanesi yerinden oynuyor, kayalar göçüyor. Böyle bir olay. Kaotik bir yapısı var. Ama o öyle olduğu için aynı duvara yaklaşırken artık o kadar temkinli olursun. Yani o anlamda ben bu sefer öyle bir olumsuz etki beklemiyorum ama piyasalar böyle tir tir bekliyor. Hele ki bugün biraz daha düşüşle açılırsa piyasa ki açıldı zannedersem. Bakalım borsaya.
Yok, şey olmuş. Verebilir miyiz grafiği arkadaşlar? Evet. Şu an borsa dünkü kapanış seviyesinden açılmış. Dün 5 dakikalık grafiklerde şurada bir satış vardı. Bayağı da bir hacimli oldu. Millet bir korkuyordu. Nerede satış gelecek? İşte Bernanke konuşmadan önce piyasa bir satış yiyecek beklentisi vardı. Burada hiçbir haber yoktu. Ve bu satış dalgasının ardından piyasa daha da fazla aşağı gitmedi. Hatta son şeye doğru bir miktarda alımlar geldi. Dolayısıyla hani yarın Bernanke konuşmadan önce satalım diyenler satmaya kalktı fakat piyasa yemedi. Yani bu benim piyasanın güçlü olacağını düşünmemin önemli bir sebebi. Yani piyasa çok da kötü olmayacak diye düşünmemin önemli bir sebebi de bu. Tabii yani 74 bine gelirse çok iyi alım yeri ama 73 bin seviyesi pek şey değil. Yani 73 bin seviyesinin altına tekrar düşüş beklemiyorum. Yani şu seviyeden kurtulduk artık. Bu ters omuz baş omuz formasyonunun hedefine ulaştık. Ve şu an bir miktar burada bekleme yapıyoruz. Bu beklemede eğer 74 bine gelirse çok iyi olacak alım için. Peki. Ama çok fazla gerileme olacağını peki zannetmiyorum. Hocam süremiz sona erdi. Bakalım Bernanke ne diyecek? Yarın Bernanke'nin sözleri üzerine. Zaten Bernanke'yi konuştuktan sonra öbür haftada bizim Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı ne diyecek? Onu evet konuşmaya başlayacağız. Peki hocam evet, teşekkür ediyoruz. Paranın rotası sona erdi. Az sonra tekrar birlikte olacağız. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.